Yurt dışından emekli olduktan sonra memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine gelen 67 yaşındaki Adem Polat topladığı hurda malzemelerle 50 bin lira maliyetle saatte 110 kilometre hıza ulaşan kamyonet tasarladı. Avusturya'da 40 yıl inşaat işiyle uğraşan ve 9 yıl önce memleketi Yozgat'a dönüş yapan gurbetçi Adem Polat, yukarı Sarıkaya köyünde oluşturduğu atölyede metal ve ahşap ürünleri kullanarak günlük hayatta kullanılabilen ev ve bahçe ürünleri tasarlamaya başladı. Zamanının büyük bir kısmını atölyesinde geçiren ve zamanla kendini geliştiren Polat, artık malzemeleri geri dönüşümle yeniden hayata kazandırmak için hurda malzemelerle kamyonet tasarlamaya karar verdi. Polat, sanayiden topladığı metal ve ahşap malzemelerle bir yılın sonunda kamyonet yapmayı başardı. Yurt dışından geleli 9 yıl oldu. 9 yıldır buradayım. Emekliyim. 40 yıl çalıştım yurt dışında. Emekli oldum. Şimdi buraya köyüme geldim. Ve burada bunlarla uğraşıyorum. İşte kendi imkanlarım dahilinde. Ne yapıyordun? Yurt dışında inşaatçıydım. İnşaatta çalışıyordum. Oradan emekli oldum. Gelince de boş duramadım. Böyle bir araba yapmaya karar verdim. Yani kendi imkanlarımın dahilinde böyle bir araba yaptım, tasarladım. Ufak tefek eksikleri var ama inşallah onları da gidereceğim en kısa zamanda. Arabamın ismini de Şahmeran olarak koydum. Yani o da yılanların şahı oluyormuş. O nedenle onun bayağı bir efsanesi de var bunun. Onun için buna en uygun isim olarak onu gördüm. Onu koydum. Araç ne kadar mal oldu size, eski bir araç? Şu ana kadar 50 bin liraya mal oldu masrafı. Çünkü bayağı bir dökük bir arabaydı. Trafikten men edilmiş. Sadece motorla şaseyi aldım. Geri kalan hepsini kendim yaptım. Tamamladınız. Yani aşağı yukarı hepsini kendim yaptım. Farlarını, sinyallarını, stop lambalarını, plaka lambalarını, yani kornası daha yoktu, kornasını, yani kapıları, kapıların iç otomatik şekillerini, yani hepsini kendim yaptım. Aracı köyde kullanmak için ne için kullanıyorsunuz? Ne için tasarladınız? Köyde gübre getirmek, mazot getirip mazot götürmek, yani bu şekil şeylerde kullanıyorum. Köydeki işleri de kullanıyorum. Yani çünkü trafiğe çıkma şeyim olmadığı için tarlada, bahçede kullanıyorum yani. Yapabilirsiniz. Ya, tabii imkanlar olursa, şimdi bu bir tecrübe oldu. Eğer imkanlar dahil olursa gerçekten de bunun daha güzelini, daha iyisini yani yapmaya yani aklım kesiyor artık. Araç içinde başka ne işlerle uğraşıyorsunuz? Ya bahçeyle uğraşıyorum, işte el arabası yapıyorum, çocuklara oyuncak evler yapıyorum, oyuncaklar yapıyorum. Onlara yani bütün yani metal ve ahşap işlerinin hepsinden de yapabiliyorum, yani yapıyorum. Aracı gören vatandaşlar? Ya hayretle bakıyorlar, yani bu ne diyorlar ya, bunu hangi araba diyorlar. Yani bayağı merak ediyorlar yani arabayı. Çünkü... Şaşıran oluyor, binmek isteyen oluyor mu? Oluyor. Yani bunu hatta gelin arabası bile yapmak isteyenler oldu. Dedim daha araba tamamlanmadığı için şey yapamadım, vermedim. Daha eksikler var. İnşallah onları da tamamladıktan sonra onu da vermeyi düşünüyorum bu şekilde. Vatandaş yani değerlendirsinler.